Kadına bak ya, mahvetti gecemizi. Eylül'den saklayacağız diye 40 takla attık. Kesin yarın içinde bir şeyler planlıyordur. Ruh hastası. Tabii, dikkatli olmak lazım. Tehlikeli kadın. Her şey beklenir bundan. Aslında ben daha tehlikeli birini tanıyorum. Nesri nerede mi unutuyorsun? Nazlı'ya pabucunu ters giydirir valla. Düşman mı etsek kurtulmak için, ne yapsak? Tamam, sen boş ver şimdi bunları. Baban, Erinç'i arayacak mısın? Bilmiyorum. Ben hala kızgınım ona. Ama Eylül ne hissediyor bilmiyorum tabii. Neden, ne oldu ki? Bugün hastaneye gelmiş, konuşmuşlar. Ne konuştuklarını tam anlatmadı ama bayağı üzgündü. İşin zor desene. Zordan biraz daha fazla. Eminim sen Eylül için en doğru kararı vereceksin. Aile olmak da böyle bir şey. Bak. Şöyle alalım. Şöyle alalım. Evet, neyimiz var? Trafik kazası, 50 yaşlarında bir erkek, bilinci kapalı. Hayati değerleri stabil. Göğsünde ve karnında geniş ezikler var. Eylül'ün babası değil mi? Evet hocam, maalesef. Maalesef o. Arabada yalnız mıymış? Bir kadın vardı. Eşi sanırım. Bin kere söyledim o kemeri tak diye. Ama dinleyen kim? Kendi yetmedi, bir de beni öldürüyordu manyak. Sizinle de bir ilgilenmemiz gerekiyor sanırım. Hanımefendi hemen bir yatağa. Hanımefendi, sizi şöyle alalım. İstemez. Eksik kalsın. Siz yaşıyor mu onu söyleyin. Evet evet, yaşıyor, merak etmeyin. Ama önce... Ben bir dakika bile çekemem artık bu manyak herifi. Tamam hanımefendi, ama sizinle de bir ilgilenelim, bir kontrol edelim, tamam mı? Hanımefendi, sizi şöyle... Ya benim üzerimden arabalar geçmiş, bir şey olmamış. Bununla mı yıkılacağım? İstemez. Ben kendimi tedavi ederim. Nereye gidiyorsunuz? Hanımefendi, nereye gidiyorsunuz? Tamam, buradan sonrasını biz hallederiz. Teşekkürler. Oh, oh be. Hafifledim resmen. Taksi. Senden sonra tufan ben Esrin. Boş ver. Beyoğlu'na gidelim.